Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. O ülke Bayraktar TB2'lerle intikam operasyonuna başladı. Ermenistan 2. Karabağ Savaşı sonrası imzalanan 10 Kasım Üçlü Bildirisi'nde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyerek bölgesel barış tehdit ediyor. 3 Ağustos 2022 tarihinde Rusya Barış Birlikleri'nin geçici olarak yerleştiği bölgede bulunan silahlı Ermenilerin ateş açmasıyla 18 yaşındaki bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu Bayraktar TB2'lerin de desteğiyle bölgeye intikam operasyonu ismi verilen bir operasyon düzenledi. Operasyonun gerekçeleri. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonun iki önemli nedeni mevcut. Azerbaycan askerinin şehit edilmesine karşılık vermek ve yasa dışı Ermeni silahlı birliklerinin Laçin koridoru yakınlarındaki bazı stratejik yüksekliklere sızma girişimini önlemek. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da söz konusu olaylarda bütün sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğinde olduğunu belirterek, Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini ihlal ettiğine, silahlı Ermenilerin bölgeden hala çıkmadıklarına dikkati çekiyor. Ermenistan kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Azerbaycan ordusunun düzenlediği operasyon sonucunda 19 silahlı Ermeni yaralandı ve bunların 4'ü etkisiz hale getirildi. Bunun dışında askeri mühimmatları ve araçları Bayraktar TB2'lerle imha edildi. Düzenlenen operasyon sonucunda 2 dağ ve birkaç stratejik yükseklik Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Bu durumda Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı Hankendi, Azerbaycan ordusu tarafından 3 taraftan kuşatıldı. Olayların asıl nedeni ise Ermenistan'ın 10 Kasım Üçlü Bildirisi'nin şartlarını yerine getirmekten kaçınarak Laçin koridorundan çıkmak istememesi ve silahlı Ermenilerin bölgeden hala çıkarılmamış olmasıdır. Laçin'in önemi. Ermenistan sınırında bulunan Laçinli, Mayıs 1992'de Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgalden önce Laçin'in nüfusu ağırlıkla Azerbaycan Türkleri, az sayıda Kürt ve birkaç Ermeniden oluşuyordu. 30 yıl işgal altında kalan Laçin'e yurt dışından, özellikle Lübnan ve Suriye'den gelen Ermeniler, yasa dışı olarak yerleştirildi ve bölgede diaspora Ermenilerinin yardımıyla yerleşim yerleri yapıldı. Laçin'in bazı köyleri 2020'de Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. 10 Kasım bildirisiyle Ermeni ordusu Laçin'in tamamından çıkmak zorunda kaldı. Laçin aynı zamanda Azerbaycan'ın Ermenilerin yaşadığı Hankendi şehriyle Ermenistan'ı bağlayan bir koridordur ve bu koridor Laçin şehrinden geçer. Bu nedenle 3 yıllık bir süre zarfında Laçin, Rus Barış Birlikleri'nin denetiminde bölgede yaşayan sivil Ermenilerin hareketi için tahsis edildi. 10 Kasım bildirisinin 6. maddesine göre ise bu 3 yıl içinde Laçin'e alternatif bir yol yapılacaktı ve Rus Barış Birliği'nin denetiminde sivil Ermeniler bu alternatif yolu kullanacaktı. İster Laçin'de isterse de alternatif koridorda vatandaşların, araçların ve yüklerin hareketinin güvenliği ise Azerbaycan devleti garanti edecekti. Dolayısıyla Azerbaycan tarafı bildiriye uygun bir şekilde Laçin'e alternatif yolun yapılmasına başladı ve Ermenistan sınırına kadar olan alternatif yolu Temmuz 2022'de tamamladı. Yolun tamamlanmasıyla Laçin şehrinden çıkması gereken Ermenilerden itirazlar gelmeye başladı. Özellikle Suriye ve Lübnan'dan bölgeye yerleştirilen Ermeniler ve onları destekleyen radikal gruplar Laçin'den çıkamayacaklarını ve gerekirse savaşacaklarını bildirdiler. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.